Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra kanalıma hoş geldiniz. Bugün 15 Eylül. Benim okullarım açıldı. Ve ben de okul alışverişim videosunu çekiyorum. İlk aksiyonu söylemek istiyorum. Bilgisayarla bu arada çekmiyorum. Bu okul alışverişim 3 bölüme ayrılacak. İlk bölümde, yani bu bölümde geçen senelerden kalan ama bu sene yine kullanacağım, yani kullanabileceğim şeyler olacak. İkinci bölümde bu yıl aldıklarım, üçüncü bölümde ise tüm defterlerim, kitaplarım olacak. Şimdi hemen uzatmadan başlayalım. Bir de arkadaşlar, eğer ses gelirse özür dilerim çünkü hem tatilat var hem de tatilat olduğu için camlara falan bakmaya geldi galiba. Bir dakika, şu kısmı görmeyin. Bu benim çantam. Aynı zamanda bir de soluğumu da göstereyim. Şöyle bir soluğum var. Sokamadım. Sokmuyor. Girmiyor. Gir. Çanta gördüğünüz gibi böyle Wings'li. Bu arada mendil falan da var burada. Hani mendil göstermedim falan demeyin. Böyle bölmeleri var işte. Dert bölmesi. Bu kısımda kitaplarım var. Burada genellikle kalemliğimi ya da beden için ayakkabılarımı, bir de şey oluyor, mesela yelek falan oluyor ya da ceket. Burada saat 9'da olan yemeğim için, yani 9'da olan teneffüs için yemek. Bir de ben öğlenleri, yani saat 12'den ya da 1'den sonra saat 4.30'a kadar falan okulda yine duruyorum ödevlerimi yapmak için. Ve saat tam 3'te de ya da 3.30'da bazen yine bir teneffüs var. Orada onun için de burada yemek bulunduruyorum. Burada da anahtarlarım var. Pek belli değil ama anahtarlarım burada. Bir de ıslak mendil var. Genellikle orada kuru mendil de oluyor ama olsun. Burada da bu arada kitaplarım var. Hatta biraz belli oluyor. Ama bunlar artık 3. bölümde. Benim Nike diye bir tane... Nike diye nereden çıktı? Nike bir tane daha çantam var bu boyutlarda. Ama onu şimdi indirmedim çünkü gardırobum içinde. O yüzden 2. ya da 3. bölümde göstereceğim artık onları. İkinci olarak da kalemlik var. Benim bir sürü kalemliğim var. Şöyle göstereyim. Ay, bunları gelmeyin ama. Bunların hepsi kalemlik ama benim asıl kullanacağım kalemlikler şunlar. Bir dakika. Göstereceğim şimdi. Bu bir tanesi bu mini. Pardon, yere bir şey düştü. Bir tanesi böyle mini de iki gözlü. Bir tanesi de böyle üç gözlü bir tane şey. Şimdi bunun içinde keçeli kalemlerim var. Onları göstereceğim. Ama yere düşeni alayım. Tamam. Çünkü şu an yani çok böyle her taraf dolu. Dop dolu hatta. Bir de insan da var. O yüzden yani dediğim gibi cama falan bakmaya geldiler. İlk şey açalım. Burada normal boya kalemlerim var. Burada ise keçeli kalemlerim var böyle. Ve ben şu iki renge bayılıyorum. Bu ikisi. Böyle devam edelim. Ve bence her yıl alınmaması gereken şeylerden biri de bu su kabı. Sulu boya. Ve başlamışken bunu da göstereyim, bitsin. Fırçalar, haylarca kalem, bunları geçen yıl aldım. Bir kalem, aslında bunu bu yıl aldım ama olsun, bunları da böyle geçen sene aldım. Post-itler var. Bunları geçen sene almıştım hepsini. Yani bu sene aldığım bir post-it yok. Almadım çünkü bir sürü var. Ondan sonra burada işte of, yine şu var. Bant, yine geçen sene işte. Böyle kalemler var. Ve burada da mesela şurada Sharpie var ama artık çok iyi yazmıyorum. İşte şu var. Yapıştırıcı. Gerçekten çok özür dilerim. Çok ses geliyor çünkü. Silgim. Bu da silginin kabı ama silgi bu kabın içine girmiyor. Böyle. Ve burada da böyle şeyler var. Mesela bu silgi. Şunları bir göstermek istiyorum. Ama gösteremiyorum. Böyle bunlar ne? İsminizi, yani isminizi, sınıfını falan yazmak için olan şeyler. Böyle. Böyle. Sonra arkadaşlar böyle... Tadilat sesi gelmesin diye sesimi birazcık yükselttim. Cüzdanlarım var. Bunların içine böyle hem paramı koyuyorum hem de şeylerimi koyuyorum. Of, tadilat sesi of.
Ben de işte telefonumu koyuyorum ikisinin de içine, yani sığıyor çünkü. İşte böyle kalemler var. Bu ikisi de aynı. Sonra bir de böyle içten mavi kalem var. Böyle bir silgi var. Bu sadece silgi. Ama az önce o gösterdiğim şey mesela yine böyle bir tane yuvarlak vardı. O hem silgi hem kalem tıraştı. Böyle. Yine böyle bir kalem tıraş var. Bu şekilde de açılıyor. Ve burada da gördüğünüz gibi bir sürü silgiler var. Yapıştırıcı yine bir tane daha var. Pergel var. Sonra makas var. Bir de cetvel var arkadaşlar. Bu cetvel şu şekilde, gördüğünüz gibi böyle küçük, pardon, yapıştırıcı düştü. Ama daha sonra da böyle büyük oluyor. Sadece şöyle bir şey var. Mesela 16 santimlik bir şey çizmem gerekiyor. Ama şuradan gözüküyor mu? Şöyle bir küçük bir aralık var. Gördüğünüz gibi. Ve o şeyi çizerken böyle kalem buraya girdiği için biraz göçüyor orası. Ve çok da iyi olmuyor açıkçası. Sanırsam bu seneki şeyler bu kadardı. Yani geçen senelerden kalan ama emin değilim. Şimdi bakacağım çünkü bu kadarını getirdim yanıma ama dediğim gibi emin değilim. Evet arkadaşlar, bu video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca aşağıda güzel yorumlarınızı bekliyorum. Ve size birkaç tane sorum olacak. Sizin okulunuz ne zaman başladı? Yani ne zaman başladı? Kaç yaşındasınız ve kaça gidiyorsunuz? Eğer bu son sorduğum iki soru, yani kaça gidiyorsunuz ve yaşınız özelse, yani en azından YouTube'da kırmızı çizginizse söylemeyebilirsiniz. Sadece okulunuzun ne zaman başladığını merak ediyorum. Bir de bana nerede yaşıyorsun, okulun nerede diye soranlar için yurt dışında yaşıyorum. Tam yer vermeyeceğim. Şimdilik görüşmek üzere. İkinci bölümde görüşürüz. Bay bay.